Aynen. Yine ortaya karışık oynayacağız. Şu Mac update hikayesi değil mi? Ömer'in de Mac Tabii. Ben şöyle oluyorum zaten. Bir oyun konuşuluyor. Mac'te var mı? Yok falan. Ay işin garibi şey mi? Oyun Mac'te var. Cross platform olayını bir son Ha, olmuyor. update'de bozdular. Aha. Abi işte ben bırakacağım bu reklamcılığı, yayıncı olayım diyorum. Ondan işte oyun Peki moyun ben niye göremiyorum düşünüyorum yayını şu an. acaba? YouTube'dayım abi. Vay senin kanalın header'ı yalnız çok güzel olmuş ya. Alev alev. Oğlum müthiş ya. İnanılmaz iyi yani. Şey Spider-Verse var. Var var her şey Jordan var. var. Watchmen var. Şimdi Taçsız Kral Pele. Taçsız Kral Pele, Aynen. Maradona, Aynen. Sergen, herkes orada. ne yapacağız oğlum Tancan abinin ya? sesi gelmiyor. Tancan abinin sesi yok derler. Artık vardır ya, demin Derler. mute'daymışım. Mute'daymış sesim. O etkili olmuş olabilir abi. Evet. Mute'de olması bir etkilemiş gibi geldi bana. Yani Küçük neden? bir detay ama. Ya geçen yayını kapatırken mute alıp bir video da bıraktım da ondan sonra kapatmıştım herhalde. Ondan açmayı unutmuşum. Vallahi işte böyle abi, bu ajans işleri ne olacak ben de bilmiyorum. Hüseyin Bey yine paraları yatırmamış. Maaşlar yok Abi ama bir şey proje var. merak ediyorum. Bizim patronun ismi sürekli değişiyor mu? Yoksa? Abi hiç karıştırma. Hiçbir fikrim Oğlum yok. herhalde şey vergiden kaçtıkları için sürekli Olabilir. şey, her İsmi hafta değiştiriyor başkasının komple. üstüne Tabii yapıyorlar. abi, şimdi Paravan açmıyor ya da paravan isim sürekli. aramızda kalsın, devamlı bir akrabasına devrediyor ki vergiden kaçalım. Yani sen, ben, biz biliyoruz yani. Tabii. O yüzden çok şey Çok yapmayalım iyi. yani orayı. Abi çok stajyer doldurmuşsunuz. 60 stajyer var şu an. Yani ajansta ne Ya yapacağız bu kadar stajyeri? yaratıcı çocuklar var. Heves ediyorlar. Aa, benim de fikrim var. Benim de fikrim var. Neden beni dinlemiyorsunuz diyorlar. Biz de gelin diyoruz. Belki bir tanesinin fikrini çalsak bedava fikir, lan kötü mü yani? Abi yani Tamam 60, da yani her bunun biri bir fikir verse 60 fikir. Tabii. 13 liradan her birine öğle yemeği verseniz bayağı para yani. Ben burada 6 aydır zam istiyorum. Abi işte şimdi onu şöyle kapatacağız. Stajyerlerimiz geliyorlar, YouTube kanalımıza abone oluyorlar. O 3 lirayı yemek parasını oradan çıkarıyoruz. Güzel. Sağ elden alıp sol ele Tabii. vermece. Böylece hatta istersen sol elini biraz üzerine oturup uyuşturursan daha da zevk Evet, fazla alabilirsin. yabancı birinden almışsın gibi oluyor o Tabii. zaman parayı. Çok enteresan oluyor. Ben Aynen. seviyorum o taktiği. Doğru. Bence de çok faydalı bir Haklısın. taktik. Ben de Hiç elini gençliğimde. kaybeden oldu mu acaba sol elin üzerine Değil oturup? mi? Olduysa da utancından Şey Kangren falan diyor. olmuş. Makineyi kaptırdım abi falan diyordur sol elin, değil mi? Öyle. Neyse. Ya ben de işte sıkıldım. Yeni bir reef'i beklerken Witcher oynayayım diyordum ama artık oynayamayacağım herhalde. Aa, doğru artık tabii. Witcher'da Aynen. Türkiye'ye takılmış galiba. Şey büyü falan varmış abi ya. Dinimiz elden Ya bu gidiyor diye yerli düşündüm. ve milli müşterilerimizden belki bir yerli ve milli Witcher briefi de alırsın Tancan sen. Tabii. Onun şeyi neydi ya? Onda. Türkçesi Efsunger miydi? Sünger mi? Efsünger. Ha, Ev süngeri. Efsünger. Ev süngeri bob Kara short. şort. Valla bu gidişte zaten herhangi bir oyundaki dik duran bir şeyi dini bir şeyle birleştirdiğimizde hiçbir şey oynayamayacağız yani. İşimiz zor Valla olacak. şey yapıyordun abi, geçen müşterinin yanında o öyle güzel fikir, böyle iyi fikir. Ya evet, yerli ve milli diyordun abi Abi Tanca. işte yerli ve milli dedik. O gelmese şu an batmıştık. O iş gelmese artık. O gün Geldi mi? Aldık mı o işleri? tabii, ağzımıza her türlü pardon yani şey aldığımız için fikri şey yaptık yani, toparladık.
Artık İyi, şey iyi. Evet, ne yapacağız. var bugün bizim için? Bugün Var mı şu bir şeyler? Yoksa ben gidiyorum abi. Saat olmuş 10 yine yani. Ne işimiz var? Bu dur. saatte bizi tuttun, toplantı var abi, ne olur. Ya yarın sabah alsak brief diyoruz. Yok abi, akşam anlatalım, üstüne yatarız falan. Güzel. Posta Çok koyan kreatif. İş teklifi almıştım. güzel. Belli kesin iş teklifi almış Yok yok. tribi Özgüven yerine gelmiş. İş teklifi almış. Ben En sence. az 2000 lira fazla Biraz maaş da almış hem de bu. Yani 3000 alsa ya. zaten direkt giderdi. 2000 alınca Ya arada da kalmış. ya da aynı para title vermişler. Ha ya da title da olabilir evet. Artık creative head olacak bizde. O da nasıl boş bir iştir ya. Oğlum Şey muazzam. artmadan, zerre para artmadan title Evet arttırmaca. Çok ya. iyi. Ben mesela hiç ekibi Abi olmayan creative headler biliyorum. sen şu an kreatif etsin, tamam abi. Ama 3000 lira alıyorsun. Süpermiş abi. Harikaymış. Oğlum ben Evet. bizim ilk Hayır ama ajansı 10 Ömer bin lira ne abi söyle. 10 bin lira alırken kreatif ed olmak kolay. Asıl 3 bin Tabii. lirayla kreatif ed Evet. olmak bence. Sen kreatif Tabii. etsin. Altında grafiker var. 5000 lira alıyor. Tamam, sen kreatif et, 3000 lira alıyorsun. Böyle böyle işler var yani. Milleti gazlama şey yani. Bir bunu kreatif et yapalım. Bir sene de öyle şey yaparız. Cima alırız. Oğlum bizim ilk ajansın patronunu Ömer biliyor işte beni promote ediyor işte promotion işte pozisyonu arttırdı. Ama maaşla ilgili hiçbir şey demedi. Abi dedim maaş ne olacak? Sen kaç alıyordun ki dedi haberi de yok zaten. Şunu dedim tamam ya yaz iki katın deyip geçmişti böyle. İyiymiş falan diye. Haydi. O zamanlar dedi. Yıl 2010 paraya bak. Abi, reklamcılarda para var o zamanlar. Hem reklamda bir de ülkede de para var. Dolar geliyor dışarıdan. Yabancı yatırımcı geliyor falan. O zamanlar yani hakikaten. Aynen. Bugünkü brief şöyle abi. Şimdi ben sizi gece tuttum ki rüyanıza girer belki güzel işler çıkar diye. Bankamız var bir tane. Bu eski Türk bankalarından biri. Kaç yıllık banka. Kodumun ajansları ya, rüyamı bile bırakmıyorlar. İşte bak, rüyama girsin diye gece brief veriyor. Abi bırak yani, belki rüyalanacağım, belki ihtiyacım var yani onu. Tabii. Ben nasıl ama bayağı şey, iyi teklif almışım. Ya Sen işte bayağı yalnız. aynen. Rüyalarından da şey gidiyor işte. Magnum reklamına falan kir buluyorsun oralardan. Tabii mesela Aynen. rüyanda araba reklamı gelse hani araba devriliyor, kamyon devriliyor falan gibi böyle şeyler Tabii. görürüz. Şimdi şöyle bankamız aslında bilinen bir banka ama bunlar artık isimlerin yaşlandığını Tamam. düşünüyorlar. İşte Akbank, Karabank, işte Garanti Bank, paranız bizde kalmaz. Hani o zaten çok yanlış bir Demir sloganmış. Neden böyle bir Demirbank, slogan? değil mi? Ha, Şey Demir ama Bank. bu şeydeki Game of Thrones'daki Iron. Tabii. İşte Denizbank, Gölbank falan böyle dediler biz daha böyle artık gençliğe de direkt hitap edecek. Böyle dijital bir duruşu olan ne demekse bu. Tamam. Globalde de kolay anlaşılabilecek bir isim yapıp adımızı değiştireceğiz. Ve yeni Asya'dan bir bir Kırşakbaşı gibi tabii Avrupa'ya. mozaik yapacağız. Anladım. Artı şöyle biliyorsunuz bizim Türkiye tarihli reklamcılığımızı aslında en altın yılları bankalara şey bulunan bu logolar ve şeylerin neydi o? Maskotlar. Değil Maskotların mi? bulunduğu yıllardır işte. Aynen. Yada, Vada, Kada böyle sevimli toplar falan. Aynen. Yapıştır şeyi, mor bir tane top. Heh, aynen. Şimdi tabii biz böyle bir şey istiyoruz ama daha güzel olsun. Tabii biz böyle şey yapmayalım dediler. Hani böyle eciş bücüş bir yaratık olmasın da ne bileyim mesela tost makinesi olsun ama yine sevimli olsun gibi bir şeye getirdiler. Ondan Sevimsiz tost makinesi mi var oğlum? şimdi tabii abi. Önce bankaya yeni bir isim, yeni bir Evet. kurumsal kimlik, Evet. arkasından da bir maskot düşünüyoruz yeni bankamıza. Peki Kesinlikle. bu banka bu yani Türkiye'nin büyük bankaları arasında mı? İlk üçte mi? Tabii ilk üçteyiz, ilk üçteyiz dediler. Yani dediler, diyorlar, duyuyoruz. Eski logosunda ne var? Abi böyle Roka mı? roka var. Kurumsal rengi daha böyle yeşil beyaz ağırlıklı. Ama roka da Tamam. sıkmış artık. Kokusu da güzel değil dediler rokanın. Aynen. O yüzden öyle bir değişiklik olacak. Biraz da tabii genç segment oynayacağız artık. Hani daha böyle dijital bankacılık, genciz. Segmentimiz de genç. Tamam yaşlılar kullanıyor zaten. Onların biz maaşını falan ödüyoruz ama zaten onlar ölüyor. Hani biz gençler biz de Yaşlılarla ilgili öyle bir problem müthiş. var ya. Doğru. Şimdi bir genç Hayır her bulacaksın. şey okey ama ölüyorlar abi.
Tabii oğlum, bir de şimdi Yani öyle avantaj, problem var. gençlik avantajı, şimdi yaşlı parasını harcamıyor, yastık altında koyuyor, ama genç öyle mi? Krediyi bir alıyor abi üniversitede, 50 bin lira direkt zaten ödeyeceği var oğlum, mis gibi. Daha iyi müşteri olabilir mi dediler bana. Bir de genç mesela işte ne bileyim şeye friend yola giriyor, Tabii. öteki yere giriyor falan, o kredi kartını eziyor bir şekilde. Asıl Tabii. çok Friend yol mu? friend Friend yola yola giriyor. Hepsi nereye giriyor? işte arkadaşa ya şey ya abi friend yola. Ne bileyim, Steam'den oyun alıyor. Steam'de sandık açıyor falan. Yani direkt borçlu başlıyorlar hayata. Bir bankanın hayalindeki müşteri. Direkt borçlu Genç. müşteri. Tabii genç. Direkt borçlu müşteri, çok iyi. Gençler oynayacağız. Genç bank desek olmaz. Öyle bir parti vardı. Çok güven vermez o. Şey yapabiliriz. Genç bank deyip işte bütün çalışanlarımızı beyaz gömlek giydirip kollarını kıvırtabiliriz falan. Böyle şeyler Neden abi? yapabiliriz. Mado'da garson mu Tabii olacakmış? ama ödeme, ödeme genç bank abi. Böyle güzel, o bayağı tutmuştu parti zamanında. Belki onun bir Ha, değil cosplay'i mi? düşünebilirsin Doğru. Ya biz yani. onu nasıl anlamadık bu arada? Yani Tabii. Neyi? adamın soyadı Uzan. Yani baya Ha, hani evet abi yani şuraya Uzan diyor. bir de adam yıllarca güzellik yarışması yaptı. Böyle yapıyormuş demek Hatta ki. şeydir Evet abi, yani. Cem Şeye Uzan'dır onun isminin tam açılımı. Ha, değil mi? Dikkatli baktığın zaman aslında Cem Şuraya Uzan'dır. O Şuraya'yı Ha. kullanmıyor, Cem'i kullanıyor. Tabii o gizli aile hatları, o gizlemişler onları. Aynen. Tabii doğru, haklısınız. Bu mantıklı yani. Evet, neyse Genç Bank demiyoruz o zaman. Genç Bank'tan hemen hızlıca Evet vazgeçtik. yani. Gençleri anlayan bir banka. Gençler nerede şu anda? Düşünelim birazcık. Gençler tabii şu an daha böyle oyun dünyasındalar. YouTube'dalar. YouTube'dalar. Evet. Şey, YouBank. Yuba. Galiba benzer Yuba. bir porno sitesi var. Yubank. Bank Hub falan belki. Genç Hub, ne bileyim. Bank Hub. Two Van. Ya bu Bu arada az yok, önce two genç one bank. Bak bu daha iyi. işte madem borçlu gençler istiyoruz falan hikayemize, bir uyabilir sanki. Two Genç One Bank. Değil Uyabilir. mi? Evet Evet. evet direkt, yani direkt mevzuyu da açık eden. Çünkü artık gençler biliyorsunuz hani direkt hani bir önceki nesle daha metafor yapıp size güzellikler vaat edeceğiz deyip onları borçlandırmak vardı ya. Şimdi aslında direkt gençlere, gençler burada para var, gelin bizden alın, şimdi işiniz görülsün. Sonra ödersiniz diye dümdüz konuşabiliriz yani, o anlamda Tabii. daha samimi olmamız gerektiğini düşünüyorum. Samimi bir banka olmak önemli ya. Yani gelin hani böyle daha böyle direkt iletişim dili, böyle call to action'lı bir şey de olabilir. Yani oturun falan, böyle ne bileyim, otur bank falan. Uzan gibi böyle. Uzan bank, otur Oturbank bank. belki şey olabilir Aman. ya. Parklardaki banklara Yok abi gibi. dinamik değil, ama dinamik değil. Bak Değil, otur değil. uzan, bunlar hep seni böyle hantallığa teşvik ediyor. Dışarı çıkıp harcama yapmanı istiyoruz biz. Aa doğru bak, iyi bir Bir yerden de otur Aynen. uzan, bunlar 80'lerde de bildiğimiz şeyler Tabii. Git arkadaşlar. O yüzden. AVM camını yala abi. Biz böyle bir şey istiyoruz yani. Harca Bank nasıl? Harca Bankası. Ben buldum arkadaşlar. Challenge Bank. Challenge Bank. Challenge Bank. Challenger gibi de bir şey yapabiliriz. Gençlere de Olabilir Challenger abi. diyebiliriz. Mesela 50 bin liralık mı kredi aldın? Hadi seni challenge diyoruz. 60 bin lira da almak ister misin falan gibi. Challenge'a davet ederek borçlandırdığımız. Kredi kartı limitin 60 bin lira mı? Seni challenge ediyoruz. Bakalım bu ay 80 bin lira harcayabilecek misin falan diye sürekli bir Güzel challenge'a davet olabilir. edilmiş olabilir sanki. Challenge bunu. Peki, ama Stajyerlerimizden İngilizce Sandık Bank olması gelmiş. bizim yerli ve milli ruhumuza zarar verir mi? Abi Yani bence genç dediğinde artık biraz global bir dile gitmek gerektiğini düşünüyorum ben. abi zaten bizi 2 gün sonra ya Katarlı alacak ya İspanyol alacak. O yüzden İngilizce Tabii. olmasının çok bir derdi yok. Peki şey nasıl? Banko. Ha. Banko. Hani bir yandan Banko. böyle Ha. o'ya da bir tane şey atarız apostrof sonuna. Hani şey gibi olur. Wendy's gibi olur. Banko. Aynı zamanda da bak ne güzel Banko. Hani garanti gibi. Bak eski adımızla da biraz hani nasıl? Ha, Uyum. nasıl, ne gö Yakaladın mı? doğru Yani doğru ben şey güzel. isim vermek istemiyorum ama yani anlamı sanki köklerimize
daha şey yakın. Köklülememize daha yakın gibi oldu ama oldu. Stajyerlerimizden biri gangbang demiş mesela. Güzel aslında o da iyi. Evet. Tanrı ona şey, ya birliktelik mesajı veriyor. Aynen abi. Ticket'ını full yatıralım Tancan bu ay. Tabii Tanrı tabii. onayın. Onlar hep full sıkıntı yok. Hep lahmacun. Banko biraz şey gibi de hissettiriyor bana. Sürekli iddia, sürekli şeye düşen, bahise düşen gençlerin de ağımıza düşürmek üzere bir Tabii. güzellik de olabilir yani. Aynen. O da iyi. Şu an liglerde yok. İnsanlar bu Bulunur şu an ya. aç aç. Lig bulunur ya. Lig abi evet burada olması atıyorum Norveç 2. ligi vardır. Danimarka'da 3. lig başlamıştır. Bir Bak şey vardır. bir tane de ligi sponsor oluruz. Aa doğru. Norveç 2. ligini. Ya tabii yazın Norveç 2. ligini şey kışın normal sezonda kendi ligimize sponsor olalım. İşte Banko Süper Lig. Nasıl? Müthiş. Müthiş fikir. Evet. Düşünüyorum mesela muazzam orijinal bir fikir. Ya da kupaya Aynen. falan da olabilir. Banko Türkiye Kupası falan hani. Öyle şeyler olabilir. Bunları benimseyebiliriz yani. Banko. Basketbol, Ya futbol. bunun reklamını da şey yaparız işte. Hani işte şöyle bir şey mi arıyorsun? Banko. Böyle bir şey mi arıyorsun? Banko falan gibi. Aa Böyle güzel. güzel kafiyeli bir iş çıkartırız burada. Böyle bir şey mi arıyorsun? Böyle bir şey mi Banko arıyorsunuz? Ama şey yanda banner değil mi? Devamlı yanıp sönüyor. Böyle bir şey mi arıyorsunuz? Böyle bir şey mi Sonra şikayet almayalım mı? Bankaya girmeye çalışırken nerelere girdik biz diye. arıyorsunuz? Banka bize girdi falan. Evet. Genelde hep bu O şikayeti zaten nihai amacım. alıyoruz Mesela şey değil bankadan. mi? 2020 hedefi bankanın bir yerlere girmesi değil mi arkadaşlar? Zaten genel Tabii. olarak bankaların hedefleri buralarda yani. Stajyer arkadaşlarımızdan biri Bankosya şakası yapmış. Kardeşim onlar bir terör örgütüyle bağlantılı. Bu yaptığın suç hemen arkadaşı alalım hemen Memlük diye. Emre'yi aynen abi. Bir emniyet Yani yerine. soyadı da Ak. Allah Allah. Neyse. Çok göndermeli. Evet. Mehmet Çok Bey göndermedim. ne yapıyorsunuz? Peki şey nasıl olacak? Yani şimdi banka ismimiz yine acaba böyle klasik gibi olsa da ürünler mi genç olsa acaba oraya da gidebiliriz. Şimdi Klasik gibi mi yani? ya mesela İşbank, Aşbank falan hani böyle ama Aşbank da çok solcu oldu yani zor. Aşbank Aşkbank evet. olur abi. Aşbank. Saplabank falan olabilir belki. Mesela Saplabank. aşk kredisi veririz. Anladın mı? Oralardan. Aşk kredisi biraz şey gibi değil mi? Sizi karıya götürüyoruz gibi Evet, alenen bu abi. Aynen. Alenen Hatta banka. sloganımız, bak az önce bahsettiğim samimi dilden kastım buydu. Sizi karıya Kampanyada götürüyoruz. Beylikdüzü şubemizde yaparız. Beylikdüzü escort gibi Olur falan. abi. Beylikdüzülü gençler. Evet. Bu güzel Yani olabilir. şey yapabiliriz ya, cross marketing yapabiliriz. Beylikdüzü Escort Bank. Escort da güzel. Hani ben escort şey gibi düşünmeyelim kötü anlamda. Hani escort hani hayatınız boyunca yanınızda size eskortluk edecek bir banka gibi. Abi canım Tabii ya. abi. Tabii canım. Aklına başka ne Ya gelir ki mesela insanın? benim aklıma bir tane de şey geliyor mesela trans kredisi. Hı. Bu da şey olabilir hani Trans kredisi şey olabilir. Başka bankalardaki borçlarını o aynen bankanın abi neye aynen dönüştürdüğün bir şey aynen ben olabilir. şeyi Tabii. düşünmüştüm hani başka bir ülkeye gideceksin hani transatlantik falan gibi Ha, hani tamam. anladın mı yani yurt dışı seyahati kredisine trans kredisi Bu arada trans bank da güzel abi. Trans hani müzik gibi Transbank de biraz. olabilir. Eskiden Ha değil trans mi? diyordu. Trans gibi diyorsun. Evet. Çiçit 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 diye böyle bir şey yaparız. Jingle koyarız. Olur biter. Aa, bak güzel bir fikir. Siftahınız bizden diye bir slogan. Ayakta kalmayın da olabilir. O da olur. Doğru. Ya da bu harf işi de güzel ya. Mesela Nasıl? dünyada böyle yine tek kelimelik dijital bankalar çok türedi. Yani zaten şimdi dijitale de ağırlık verecekler. Yani sırf Dijital ben yükselişte abi zaten. tabii bunu biz şubesiz bir banka gibi de düşünebiliriz. Mobil yükselişte, dijital yükselişte. Hani full dijital bir şey de düşünebiliriz. Belki öyle bir şey de olabilir. G-Bank olabilir o zaman. G-Bank. Hem böyle şubesi yok ama G'yi bulursanız Evet, aynen şey abi bir deriz de mesela internet sitemizde G'yi bulmakta zorluk mu çekiyorsunuz? Hemen telefonunuzdan
tek tıkla ulaşabilirsiniz. Tek yani tıkla. Millet şube çünkü, yok ki aslında. Millet çünkü evet fiziksel olarak arayacak G tabii, noktasını. Tabii. Aa evet ATM'ler koyarız ama onlara da G noktası deriz. Yani şöyle olur ama ATM'leri de şöyle düşünün, pop-up her seferinde farklı bir yerde. Ha yani geziyor. Burada ATM var. Aa orada yokmuş ATM. Hadi bakalım aynen. Bul o ATM. Ben oluyor? Daha önce bulmuştum abi falan diyen adam mesela yanılacak burada. Tabii. Gezici yani ATM fikri. Bankada müşterisi olacaksan biraz sen de emek vereceksin kardeşim. Böyle götüm dönüp yatmak yok. Ya hayır abi olur mu yani? Her seferinde bir challenge işte bu. Gezici evet. ATM fikri bulunmuş en yaratıcı kötü fikir olabilir ama ya. Gezici ATM ama çok acı. Aynen abi, şey. İnsanlar bizim ATM'den para çekmek için mücadele edecekler. Abi yani. ATM'ler ha. Bir yerde olmayacak. Bunu bak şey yapacağız. Minik kamyonetlerin arkasına. Bunlar gezecek devamlı. Ha, zaten para yok. Böyle ilaç sıkan arabayı kovalar gibi kovalayacak millet. Abi aynen, zaten para yok. En azından spor olur hani. Bir de öyle şu da olur bu arada. Sen ATM'ye gitmiyorsun. ATM sana geliyor bir yerde. Sen sürekli diyorsun ki ATM nerede diyorsun. Bir yere gidiyorsun. ATM hop ayağına geliyor. Sloganımızda şey yani bekleyin birlikte gelelim. Tamam çok güzel. İyi. Tamam. Nasıl? Çok güzel. İyi. Değil oğlum, mi? Sloganımız şu olsun mu? Orası değil. Şey oldu bu sloganı aşkım saçım. Evet, 3D gözlükle dağıtırız. Evet mantıklı. Ama bak şey fikri şaka maka fena değil ha. Yani acil para çekme ihtiyacı var. Şimdi çok nakit para işi bitti ama yine de acil ihtiyacın olduğunda bankamatinin ayağına gelmesi çok iyiymiş lan. Ya tam evet, müşterim abi. Ya. Bak İsmail tam bir müşterim. İki saattir bir sürü şey konuşuyoruz abi. Beğendi fikre bak. ATM'nin ayağına gelmesi. Telefonundan uygulaması var. ATM'yi takip edebiliyorsun sana en yakın ATM'yi. Nasıl? Ha değil mi oradan takip öyle ediyorsun. Şey. Evet. Aynen takip et. Bakacaksın ha diyeceksin. Bu oğlum, sloganımız şu olabilir abi. 10 dakika öndeki... bu oradan geçiyor. Sloganımız orada da şu olabilir. Öndeki ATM'yi takip et diye. Hani oradan bir şey. Yani yakalayıp indireceğiz parayı gibi. Aynen. Evet. Ya tamam. İşte şeyler güzel burada hani. Hem birlik beraberlik mesajı veriyor. Müşterisiyle böyle aynı frekansta olduğunu anlatıyor. Birlikte gelelim. O da evet. İyi. Şey de iyi. Orası değil de iyi. Hani bu bir yandan o da şey mesajı veriyor bak hani diğer bankalara. Biz orada değiliz kardeşim. Hani. Ya şöyle bir şey olabilir. Belki şimdi ATM eğitimde de kullanabiliriz onu abi. Mesela kartı nereye sokacağını bilemezsin ya yeni bir ATM'de. Tabii. İşte kartı bir yere orası değil. Kartı işte aslında kartı sokma hazneti. Yanlış şey delik falan diyecek. Aynen. Aha, yanlış yer tabii. Aynen. Güzel bu uyarıları hep yapmamız lazım. Bu uyarıları ATM'lere ekleriz tabii. aşkım tuşum. Paranızı altına yatırın da mantıklı bir hale gelebilir. Yani yastık altına koymayın. Hani altın hesabı promosyonu da yaparız hemen zaten. Tabii onlara geleceğiz. Onları zaten özellikle istediler. Altın yükselişte gibi şeylerden aynen, bahsediyorsun. Aynen. Evet hani tabii. Şu yastığı al altın yükselsin gibi hani. Güzel. Evet. Şimdi o zaman okey banka isimlerinde en azından bir 4-5 önerimiz çıktı. Challenge Bank, Banco, Gang Bank, G Bank falan gibi G Point'lar. Evet. Güzel bir gençlik şeyi yakaladık bence buradan. Bunları öneririz. Onun dışında hani biraz daha gençleri buraya çekmek için satacağımız ürünler var tabii. İşte gençler için kredi kartı, gençlere kredi. Gençler oyun alıyorlar Steam'den belki oyun kredisi. Çünkü biliyorsunuz artık PlayStation'larda oyunlar 600-700 lira. PlayStation'larda yenileri artık 7000-8000. Bunlar için de kredi almaları gerekecek gençlerin. Hani ev alamazlar daha zaten fakirler belki 60 yaşında falan alabilecekler ama en azından bir konsola girebilirler krediyle bunları falan istediler yani böyle dediler evet. Aynen. Buna da yine şey kons kredisi deriz. Masamıza geliyor değil mi kredi oturuyor. Aynen kredi sen hani bu şu an her banka yapıyor abi siz evden çıkmadan krediniz onaylanıyor diye. Biz de işte kredi masanıza geliyor bununla da ne alacaksın konsol alacaksın. O yüzden şey deriz biz de zaten krediyi masamıza çağırabiliyor muyuz gibi. Aynen. Bir yerden de şey yaparız. Mesela işte kol basmıyor yerine kol girmiyor gibi şeyler olabilir. Öyle şeyler düşünebiliriz.
Fikirlerin hepsi muazzam. Chat'ten de güzel şey ya, yani stajyerden iyi bir fikir var. Cyberbank da olabilir demişler ki bak güzel. Güzel. İyi. Aynen. Cyberbank 2077. Ama Cyberbank'in şöyle bir şey olması lazım. İçeride hiçbir kanlı canlı insanın çalışmaması. Zaten hedef o. Yani, yani boş yere niye maaş verelim? Artık şube yok zaten. Çalışanlara ne? Oturtuyoruz adamı oraya. Bu müşteri para veriyoruz. Ne yapıyor? Para al, para ver, imza attır dediler. Bu arada Kons kredisi için de krediyi Zigon'a bırakalım gibi bir öneri var. Ha o da olabilir. Hesabına yatırmayalım. Ha boş değil mi? Zigon bizim bankanın görevlisi gelsin. Stefan üstüne bıraksın parayı gitsin. Güzel. Güzel. Enes Malik'e de tam ticket yatırırsak abi bu ay. Tamam onları aç bırakmayacağız ya. Onları aç bırakmayacağız. Şimdi peki Kons kredisi konsollar için falan. Peki hı hı. Bu çocuklar bir de öğrenim kredisi ödeyecekler. Biliyorsunuz öğrenciler aç. Öğrenim kredisi bizim olayımız değil sanki. Başka. Yok ödeyecekler ya ama ödemeleri için de kredi çekmeleri lazım. Şimdi almış zaten onu ödeyemeyecek ya. 50 bin lira borçla çıkıyor. Onu ödemek için de kredi işte. Çekmesi. Öğrenim kredisini ödemek için kredi verirsek işte bir türlü öğrenemedin kredisi. Gibi bir kredi şey çekmemeyi yani. Öğrenemedin. Öğrenemedin. Al bunu da çektin gerizekalı gibi. Yaklaştığımız böyle al. Al sana para al. Bunu da ödeyeceksin gibi. Yani dürüst olalım abi. Bu gençleri gerçekten daha dürüst olduğumuz zaman yakalarız gibi hissediyorum. Gençlere dürüst olalım. Çünkü görüyorsunuz şöyle abi. Şöyle bir kampanya. söyle. Yo şey diyorum yani işte internette falan takip ettiği insanlar işte hep bunlara baya dümdüz giden söven insanlar değerli oluyor. O yüzden biz de bir banka olarak neden bunun aksini yapalım? Peki şey nasıl o zaman gençlere yönelik kredi veriyoruz ya hı-hı. Atıyorum işte 24 yaş öncesi veriyoruz. Hani bir ara Akbank'ın -26'sı vardı biliyor musunuz? Evet hatırlıyorum aynen. İşte bizim de burada gençlere yönelik kredimiz için sloganımız şey kaç yaşındasın sen? Ozan Güven'de yapıyoruz kampanya. Evet, bir ünlü önerebilir miyim? Ama ya o başka bankada oynuyor ya. Hangisi? İNG'de oynuyor ya belki ha. O zaman şey, artık oynamıyor bir dakika artık oynamıyor değil mi? Olabilir ya bence güzel kaç yaşındasın sen? Mesela burada reklam filminde şey genç geliyor şey diyor işte ben de başvurabilir miyim falan diyor. O da diyor ki ne salak sorular bunlar. Ne dedik abi işte gençler kendilerine hani açık konuşan sert davrananları seviyor dedik tamam işte. Oğlum çok güzel. İyi fikir ya. Ozan Güven robot belki, da oldu bak robotluğunu aynen. Da kullanabiliriz. Cyberbank ve 216. Of. 216 bu arada şey de yapabiliriz. Ozan 216 Güven, şey değil mi? Faiz oranı. 2.16 aslında 216 değil. Tabii. Ya da 216 komple Anadolu tarafında bizim bütün şubelerimiz gibi. Ben, 216 ile başlıyor gibi bir yerden. Bence Cem Bey ile bankanın sahibi görüşürse bu ve mesela burada eski şeylere de giydirme şansımız var. Mesela şu an bir bankada, klasik bir bankada kredi başvurusu nasıl yapılıyor? 1000 tane evrak topluyorsun, gidiyorsun şubeye, bıdı 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 bıdı. Evet. Şimdi mesela bizim reklam filminde bir tane genç, elinde ama böyle inek. Onu nerd. Sevmiyoruz. Tamam, nerd. Toplamış bir sürü evrak, gelmiş işte bizim şeye. Müşteri temsilcimizi Ozan Güven bakıyor evraklara diyor ki bu böyle mi sorulur? Kredi çekebilir miyim? O da diyor ki bu böyle mi sorulur? Dal diyor. Sonra olaylar gelişiyor orada. Aynen olaylar gelişiyor. Sonra bizim bankaya yani şey de yapabiliriz. Ozan Güven'in gençlik halini yani o bizim o meşhur videodaki halini deepfake de yapabiliriz. Yani şu anki Ozan Güven'i oynatmak zorunda değiliz. Daha böyle abi, genç ve robotsu abi. Aynen deepfake versiyonu kullanabiliriz yani. Bakalım ya şey paramız yeterse fake'e gerek yok sadece deep yaparız. Güzel. Deep zaten bankacılık eşittir. Bankacılık evet. Deep çalışır. Aynen. Ben ileteyim bunu muhtemelen bankanın sahipleri Cem Bey'e ulaşıp bunun telifini alırlar. Bence belki çok şey de yapabiliriz o meşhur videoda Ozan Güven'i tutan bir arkadaşı vardı ya oyuncu arkadaşı. Ha evet o da olabilir. Yani onu da parlatabiliriz o anlamda. Evet o da olabilir. Şey mi Çağlar Kurum mu? Hayır ya başka bir yani zaten onu bir eleman evet. Galiba. Şey yapabilir abi ben başka bankadan kredi alacağım diye giderken hop onu tutuyor falan oğlum saçmalama falan deyip anladın mı? Yolda böyle tamam. Ha okey tamam okey. Şey nasıl
Mesela bu kredi en çok zor zamanlarda işte abi boğazıma kadar borca battım, dar boğazdayım falan gibi söylemler üzerine çekilen bir şey ya. Eyvah, ben tahmin ettim galiba ne geliyor. Deep Evet. Throat kredisi. Zor zamanlar kredisi. Aynen Gümbür abi. gümbür geldi ya. Gümbür Boğazıma gümbür kadar geldi. battım. Ne yapacağız? O zaman hiç endişe etmeyin. Deep Throat yanınızda. Kesin kesin tutar abi bu. Yani tutar. Şey var, yine öneri clickbait kredisi. Ha, o da İnternet web olabilir. sitesine giriyor insanlar. Evet. Banner'da şey yazıyor. Öyle bir kredi veriyoruz ki falan diyor. Aslında Tıklıyorsun miktarı vermiyormuş. krediye. 3.000 lira kredi. Anladın mı? Okey, güzel. Bin Biz öyle lira clickbait artık. kredisi Hatta daha da kötü yani, daha da düşük. Peki tamam, şimdi şeyler verebiliriz. güzel. Buraya kadar iyi geldik. Hep Bank kredi şey ekonomi. de Başka bankalardan bizim bankaya kredi kartı olsun, kredi borcu olsun taşımak için yine reklamda şöyle bir diyaloğa yer verelim. Ozan Güven şey der. Ben sana soruyor muyum kime borç yapıyorsun diye? Hı. Sormuyorum. Gel bizim bankaya, biz onu kendi bankamıza aktaralım. Ha, o şekil. Şey, bankadan Ha, o bankaya şekilde. geçiş kampanyası gibi. Aynen, geçiş kampanyası. Bence olabilir, mantıklı. Bunu Olabilir, da alıyorum ben. olabilir. Not alıyorum o zaman. Peki bizim şeyimiz ne abi? Onu bulamadık. Maskotumuz ne? Böyle ne yapsak onu? Oraya da bir slogan lazım bizim bankaya. Hada falan gibi böyle. Hadi be. Evet. Hey Evet. falan. Hoba. Abi Hoba. morçuk yapıldı. Morçuk olmaz. Olmaz. Pilates topu yapıldı. O da Tarık yapılır. Morçuk Diyorsun değil mi? aynen. Morçuk olsun, Tarık Morçuk Aynen, Tarık Morçuk olabilirdi. Bir bankada elektronik pilates topu oynattı. Orada. oynatırdık. O da olmaz. Evet. Bir maskot düşünüyorum. Hayvanlı yapıldı. Yapıldı, Çeşit hepsi çeşit yapıldı. hayvanlı. Var var, çeşit çeşit hayvanlar, evet. Aynen. Buğday başak, onlar yapıldı. Biliyorsunuz. Onların hepsine biz zaten şey şahit olduk. Şey Biraz gibi böyle şekilsiz nesneler de yapıldı. Daha AI'yı şey yapan, temsil eden Ne özellikle gibi? bankaların. Ya işte İç Bankası falan da yaptı ya, bir değişik bir şey neymiş. Mobil şubeye girdiğin zaman Ha. orada bir şey, artificial intelligence seni bilmem ne yapıyormuş falan. Öyle Şey mi aptal geçiş kullansak? şeyleri de girildi. Konyalı robotlardan falan mı kullansak acaba? Öyle bir şey olabilir mi? Hmm. Dandik mi olur? Ya gençlere gideceğimiz için onu cringe bir şekilde kullanırsak okey bence. Hmm, komikli ama olmaz o da, evet ya. Komik Evet olmaz abi. zaten. Olmaz. Biraz komik de olması lazım. Doğru diyorsun. Başka düşünüyorum. Yani böyle sevimli de olması lazım. Evet. Tilki kullansak. Ne? Ama hayvanlar, tilki kullansak aleyhine tilkiye gideriz diyor. Şimdi gençler orada abi. Bunu beklemiyordum. Batur Olabilir. Tilki beklemiyordum. kullanalım. Son bak, yakın zamanda NASA füze fırlattı yine. NASA diyorum, şey, SpaceX, belki bir füze olabilir. Ha, Füze. fallik fallik bir nesne olduğu için bir yandan da işte. Fallik Evet abi, fallik iyidir. ben bak sloganı da bulduk. Fallik iyidir. Kırbaç diye bir öneri var. Yok, yok, Şey olmaz. nasıl? Şemsiye açık. Yani sizi koruyoruz, kolluyoruz anlamında. Tabii. Ama bir Ya yandan da aynen. bazen de açılmıyor değil mi o şemsiye? Öyle bir şemsiye karakteri o. Tabii. Bazen Bazen de yani. açılmıyor. Diyor ki bilin bakalım neredeyim? Açılmıyor. Şey, Microsoft'un ataçı gibi geliyor değil mi böyle? Açılmıyor falan, Aynen. zıplıyor orada yanardağ. Hebe hebe falan. Zıpladıkça neyse. Şemsiye güzel olabilir bak. Şemsiye, evet, Şemsiye fena değil. nasıl? Şemsiyeyi aldım ben. Şemsiye. Şemsiye okey ama bana hala bir yaşlı geliyor. Daha gençlerin hayatında kullandığı, Şey nasıl? gençlerin Plaj şemsiyesi. Hiç açılmaz. o bir de parayla Şunu açılıyor zaten. düşünelim. İyice Gençlerin pahalı. elinden ne düşmüyor şu aralar? Valla yani karantinadayız. Ben bakıyorum. Bu arada Mikrofon kendini olabilir. genç olarak etiketlemen de gerçekten. Tabii abi son çabalar yani bunlar. Biz Böyle daha... bir, yani robot, cyberbank gibi şeyler düşündük ama hani böyle oraya bir oyun karakteri falan gibi bir şey mi düşünsek acaba? Belki öyle şeyler olabilir. Şey nasıl? Mario. Böyle Android bir
şey at. Android at. At ama robot gibi yani. Yani Biliyorsun biz yarı yarı hayvan, yarı robot. Ya biz şey olsaydık eğer İmar Bankası'nın küllerinden doğan bir banka olsaydık bence cyberpunk bir at güzel olabilirdi. Aa evet lan orada at vardı bu Olabilir. arada kişniyordu falan. Evet ya. Hemen Dedim sonrasında da Mal kişniyor. Capone reklamı çıkıyordu. Hatırlıyor Evet musun? abi. Al eline kuponu. Geçen o reklamlara tekrar döndüm. Berbat Neyse, grafikler. neyse O biz zaman genciz, aklımda. genciz. Sus. Şimdi arkadaşlar şimdi bazı gençler chatte anlamıyor olabilir de bu anlattığımız fikirlerin hepsi gerçekti abi. Geçmişte hepsi uygulandı bunların. O Şey, yüzden. sloganımız da şey olur ya, böyle olursa Aa. at yalanı Ya. olabilir yani, böyle bir At şey yalanı. olabilir. Şimdi konsol falan derken joystick diye bir öneri gelmiş. Joystick kalmadı ama en azından oyun kolu. Peki şey için, yine maskot için hentai karakteri demiş bir arkadaş. Şey olabilir o zaman, ahtapot. Çünkü ahtapot her yere yetişir, her işi halleder Ha ya. doğru. Biz sizin kolunuz, her kolunuz biziz. Hani kolunuz Aynen, her bacağınız. iş ne lazım? Böyle mesela bir kampanya yapacağımız zaman da her Bizde kola her bir şey şeyden 8 yazarız. tane var. Olur, biter. Doğru. Ne dedin Ömer? Duyamadım. Şey diyorum, bizde her şeyden 8 tane var gibi bir şeydi diyorum. Ha evet lan doğru. Şu an kollarımızı görüyorsunuz ama her şeyden 8 tane var bizde gibi. 8 ok gibi. Güzel güzel. Aynen. Sekiz ok. Güzel. Daha da cumhuriyet. Biliyorsunuz bir bankamız da şeyi kullanmıştı. Yarı Sadece robot. hisselerimizi alır 8 oktan. Yarı robot yarı insan bir tuhaf bir şey yapmıştı bir bankamızda. Aa Hani evet Yapı Kredi Bankası. yapıp mıydı bilmiyorum artık. Ha, of ne Yapı kötüydü Kredi. o ya. Cringe Oğlum hatırlıyorum, Allah kahretsin ya. hatırlıyorsunuz. Oğlum diyorum bak Sonra bugün burada konuştuğumuz şeylerin hepsi gerçek oldu Türkiye'de ya. İnanılmaz ya. ondan sonra vazgeçmişlerdi. Şey Neyden? rezil, sonra dayak rezaletinden sonra. Evet vazgeçtiler onu bıraktılar. Evet. O zaman bizim şeyimiz de kül tablası olsun mu? Oha çok iyi. Maskot. Maskotla ilgili de aklıma şöyle bir şey geldi. Mesela bazı bankaların böyle nostaljik kumbarası vardır. Belki bize nostaljik bir ayakkabı kutusu falan yapabiliriz. Güzel. Yani yakalanana kadar yaparız. Nostalji. Hani geçmişte kal tabii böyle şeyler falan gibi bölümden. Tabii. Nostaljik kumbara biliyorsunuz gençler seviyor. Şimdi onun dijitalini yaptılar. Sen kumbaraya para atıyor gibi yapıyorsun. O banka hesabına yatıyor falan. Bir önerim var. Şu ara scooter gençlerin çok hayatında ya. Art Bir falan. eğlenceli bir scooter olabilir bizim karakterimiz. Aa evet değil mi? Gözleri var böyle uzun, Evet önü abi de bence ince uzun. abi ben size şunu söyleyeyim. Yani böyle cansız bir nesneye veya konuşmayan bir şeye giderseniz eninde sonunda patlıyor. Bazı bankalarımız konuşmayan maskotlardan çok çektiler. Yo bizim konuşan Ondan sonra hemen bir sene sonra onları konuşturmaya başladılar. bu konuşacak Konuşmayan canım. maskotlarını. Yo, Sonra bir de bu ilginçtir. Bizi bitmiş gibi konuşmaya başladı o maskotlar nedense. Böyle derin derin sesler. o bir hevesten olabilir, heyecanlanmıştır belki ondan. Evet, olabilir. Bunca zamandır konuşmuyorum, bırakın beni konuşacağım gibi bir yerden. Aynen. Olabilir, Bırak olabilir. abi konuşacağım. Alkollü maskot. Konuşacağım. Scooter olabilir güzel hani ona bir Ben de yükseldim. Evet. Bir de scooter hani hop daha böyle şehirli, tabii. daha efektif, daha çevreci. Şehirli, çevreci Abi bunlar daha vegan şey bunlar. diyeceğim. Los Angeles'ta mı yaşıyor bu çocuklar? Saçmalamayın. Ne Bu işiniz var çocuklar Modo'da scooter'la? yaşıyorlar. Ama oğlum öyle deme şimdi. Alıyorsun scooter'a biniyorsun, bir yere bağlıyorsun, gidiyorsun ya öyle şeyler var hani. Hani böyle atıyorum bir, neyse dur çok tehlikeli o söylemeyeyim. Olmaz olmaz. Zenginlik hissi vermiyor. Vermiyor değil mi? Daha zengin bir şey olması lazım. Aynen. Başka ne olabilir Bizim acaba? işimiz parayla. Bizim işimiz parayla, sloganımız güzel olabilir. Biraz Eminönü İşte esnafı gibi oldu ama. görünsün istiyorsak maskotumuz yalı olabilir direkt. Konuşan bir yalı. Sloganımız da sakin ol champs değil mi? Şey, Champ. Şey tabii. champs de Mevlana'nın aşkı deriz sonra. Şey mi olsa, böyle hani gençlik teması yapıyoruz ya, çok zeki bir bebe Pancar evet. müziği Çok zeki bir bebeğe ne dersiniz? Hani böyle Pixar karakteri gibi. Hatta direkt Pixar karakterini alalım. Ha, ya herhangi bir böyle şey, tatlı animasyon bir bebek. Parası olduğunu anlatmak için de adını hani ona göre daha zengin bir isim koyarız. Mesela Ebu Bekir Sıddık bebek.
Kırmızı giydirmiştir ama bebeği. Aynen. Olabilir yani. Oğlunun adını koyabilir direkt. Olabilir, Ay, olabilir. bebek var ya. Ha, evet. Ha, şeyin diyorsun. Mr. Musk'ın bebeğini diyorsun. Aynen. Ya da Ama bak, meyve Ebubekir Sıddık fik. olabilirmiş bak şeyimiz. Hı? Ebubekir Sıddık maskotumuz olabilir. Ama o Değil mi? çok çok şey kalabilir ya. Herkese yayılamayabiliriz. Böyle bak, meyve fikri var chat'te. Yani stajyerden meyve de kullanabiliriz. Şimdi elma Hmm. kullanıldı dünyada ama mesela armut, ısırılmış armut belki. Aa, şey nasıl, ısırılmış muz. Muz da olabilir tabii, duvara da yapıştırılır. Isırılmamış da. Böyle hani yapılıp bırakılmış yani, anladın mı? Şeyi anlıyorsun yani. Biri bunu ağzına sokmuş, çıkarmış ama bütün. Ama Ama konuşuyor. Ya da not kullanıyormuş, konuşuyor. Allah konuşmuyor. belanızı versin diyor. Beni öldürün diyor hemen. Konuşmaz olaydım diyor. Şey de olabilir. Şimdi muz tek. Ama tabii daha böyle kuvvetli bir duruşu var, ama üzüm de olabilir. Daha çok, ya da nar. Üzüm böyle hani Nar. bizimle çoğalırsınız falan hani. Şey nasıl, gençlerin ağzından düşmüyoruz. Tabii. Çok. Abi bunlar çok yaşlı öneriler. Abi okşanmış muz nedir ya, Allah kahretsin. Nerelere geldik? Saat 12'ye mi yaklaşıyor? Evet. 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 12'ye yaklaşıyor. Değil mi? Ben kötü duvara yapıştırırız ya, Blue sorun değil. Blue Çağ kredisi mi dedin sen? Ama Neydi? muzun çok büyük olmaması lazım bu arada ya. Yerli hissi vermesi için, biliyorsunuz yerli Anamut. muzlar daha küçük oluyor. Çok büyük Anamur. olanlar Kongo'dan geliyor. Onlar Tabii. büyük muz yani. Anamur doğru, Emer'in dediği gibi Anamur muzu daha mantıklı orada. Ya okey, ne diyoruz o zaman? Şimdi biraz daha böyle bankaya, böyle Cyberbank falan yakın olsa, böyle robotsu bir şeyler bulabiliriz o zaman. Öyle Aa, öyle robot muz. kabukları böyle şey gibi açılıyor, RoboCop Muz gibi. ama şey yani, robot, evet. Tabi Blue Cyberpunk Hippie muz muz. gibi, tamam. Başka şimdi neyimiz var? Şimdi meyve ya da robot da yani fikir gibiyiz. İkisinden birine gideceğiz. Tamam. Ozan Güven'i kullanabiliyoruz. Kaç yaşındasın senle? Kesin. Kredi ve konsollar için kons kredimiz var. Bunda oyun da Hı. alabilecekler. Bunu Aynen. Şey, öğreteceğiz. seyahat için trans kredisi var. Ha tabii, seyahat için Aynen. trans kredimiz var. Ya da trans Hatta kredisini başka şeyi nasıl? yerlerdeki borçları dönüştürebiliyoruz. Bu kampanya için müthiş slogan buldum. Trans krediler vardır. Var. Vardır Çok iyi. yazıyor. Başka bir şey yok ama, değil mi? O kadar. Evet, cama yapıştırıyoruz. O da temel fıkrası gibi oldu. Yoktur demiş falan diye, böyle çirkin Ha, falan. vardır. O da yok. Vardı. Evet. Okey. Nostaljik kumbaramız var. Bunu da yazdık. Peki diyelim şimdi gençler oynadık. Dijital bunları hani bankada işlem yapmaları için de yönlendirmemiz lazım. İşte hani para yatır, para çek, para gönder. Ne bileyim işte annenden babandan para iste işlevi olabilir aynı şeyin falan. Ne bileyim bunu harcamak için işte git Ya bununla şimdi sandık aç kredisi falan. bu çocuklar kötü bir alışkanlıkları olsa daha çok para harcamazlar mı? Sadece düşünüyorum. Sesli düşünüyorum. Müthiş. Hı? Kötü. Yani o Bir tane adam tutuyoruz. Bunlara devamlı kışkırtıyor eroin değil enjekte dedim ya. Ama şey olabilir belki. Kredi kartımızı hani böyle line yapmaya daha uygun bir hale getirirsek. böyle? Ne? Ha, of. Hayda. Bütün sessiz bir kal. Ömer koptu galiba. Ne? Yo, ben dehşetle dinliyorum. Line derken align Varsa olalım anlamında değil mi? Yani ha, line, aynen. Yani align, hepimiz aynı align. çizgide miyiz burada? Ben onu Evet. tartmaya çalışıyorum. Align, Evet. align kredisi. Align Aynen. olalım. Bak yine Belki chat. align kredisini veren insanlara da şey, müşteri temsilcisi demeyiz de müşteri torbacısı diyebiliriz ya da şey yapabiliriz. Ha, değil mi? Olabilir, Tabii olabilir. şeydi, mesela şöyle uygun olur. Şu an bütün torbacılarımız diğer müşterilerimizle ilgilendi. Lütfen bekleyiniz gibi bir şey Evet, biz olabilir. kendimizi torbacı diyoruz. Çünkü hani hepimiz aynı torbadayız aslında, düşünürsen falan Evet. gibi. Böyle bir yere bağlıyız. Şeyi de sevdim. Bir stajyer arkadaşımız Koko kredisi demiş. Bu Kokoreç fikri için mi?
Bu fikri O kokon. sevmedim ama şey olabilir. Mesela o kadar meyve aradık, hiç şeyi düşünmedik. Kokonat. Ha, evet. Hindistan cevizi Ha. güzel fikir ha. Kokonat olduğu noktada direkt Survivor'a ürün yerleştirme. Tabii. Hem bir Aynen, böyle bir aynen. yazlık duruşu da, genç duruşu da var. Dinamik. Çeşmeye Abicim, gitmişsin. tabii ya. Üstünde de bir tane şey var. Pipet. Budur. Budur abi. Budur. Müthiş. Kendi kendini Bir içiyor hatta. İki tane kokonat da kaburgasını değil de var, aldırmış. Kendi kendini değil içiyor kokonat. mi? Gözü var falan. Aynen şey. Onun zaten ağzı burnu var yani. Kokonata bakınca böyle bir yüz figür görebiliyorsun ya. Hatta biraz da kıllı tüylü tabii. Ha, Tabii. aynen. Olur yani. Kendi kendini emişmek için de ideal yani onun. Bu işler Pipet. artık kıllı tüylü olmayacak. Hindistan cevizi Aynen. geliyor, açılıyor, kırılıyor. İsmail Atakan demiş ki güvenlik görevlileri ve vezne memurları lateks giyinsin demiş. Zaten. Yok, Yani onlar neden demiş yok. miyim? Şube Bence o yok. genel bu Bizde fikir şube yok. Şube İsmail. hayır, bize fikir gibi değil de o genel dünyadaki bütün güvenlik görevlileri Ha, o genel talep bir gibi mesaj. olmuş biraz daha. Doğru. Evrene bir Evet. mesaj yani. İsmail'den evrene bir mesaj gibi. Ha, eğlenelim gibi evrene giden, tamam, olabilir, olabilir. Aynen. Ne olur ama boş yapmayalım. Burada çok ciddi bir fikir konuş. Neyse. Hindistan cevizine bayıldım ya ben. Hatta bak, Bangkok'a geri dönebiliriz. Bangkok, Hindistan cevizi de yuvarlak. Hafif o senin attığın işte apostrof orada, o böyle Hindistan cevizinin bir parçası gibi böyle bir enerjik havayı veriyor falan. Bence çok güzel oldu. Şey Bangkok ve Hindistan Ben cevizi. Koko. Aynen. Şeyimizde, sloganda da Bangkok diyoruz. Ha, Hindistan ben cevizi Koko diye. diyorum zaten. Evet. Sloganda Selam. Ben Koko mu diyoruz? Bank ve Koko'yu birleştirdik işte. Ben Koko. Hatta bir rapçiyle de anlaşırsak çok güzel şarkı yapabilir bence. Bu maskotumuzun adı ya Ben Koko. Ben Evet. Koko işte. Kre, Şeye mi Gir, abi? Pek falan diye böyle bir rap yaptırırız Hindistan cevizine reklamda. Bence olur. Ben Evet Koko maskotun adı mı? evet maskotun adı Ben Koko. Şeye mi açılıyoruz abi? Orta Afrika pazarına da mı açılacağız Türkiye'den sonra? Hayır abi Yoksa ben yanlış mı anladım? rap yapacağız jingle'da ya. Bu Ha. rapçilerin ben bakıyorum hep isimleri böyle. Ben Anladım. Hero, ben Mero, Ben Hero. ben Hero. Evet yani o yüzden Ben Koko iyi. Arkadaşlar, ben bir hemen bir toplantıdan 2 dakika izin isteyip bir tuvalete gidip hemen geliyorum. Siz o sırada fikirlere devam edin. Ciddiyim bu arada, gitmem lazım. Geliyorum Abi bir şey diyeceğim. Tancan şimdi gidiyor. Kesin Aa. Bu fikirleri kendi bulmuş gibi Abi anlatacak. evet, gidecek tuvalet Böyle bir ayağına, şey gidecek olamaz o ya. patronlarla olan WhatsApp grubunda. Arayacak Abi yani. bütün fikirler aklıma, şöyle fikir geldi, böyle fikir geldi. O zaman git kreatif ol. Niye müşteri temsilcisin abi? Evet abi ya hiç yani olacak iş değil ama neyse dur Şeyi bakalım ya. kışkırtalım mı? Stajyerleri Tancan'ın arkasından konuşmaya kışkırtalım şu anda. Tancan gelince onları satalım mı? Evet arkadaşlar hazır Tancan yokken söyleyin yani Aynen. siz de bu Hadi. ajansın bir parçasısınız. Siz de çekiyorsunuz yönetimden. Şu an şeyleri söylemenin tam sırası. Hani Yani Tancan'ın biraz, eğer kim Tancan prostat değilse birazdan gelir. O ne yüzden ben hızlı hızlı yorumları yazdığınız noktada hemen değerlendirelim. Koko Gang ne abi? Şu an fikir konuşmuyoruz ya. Bugün Şu kötü an oldu ya. Tancan'ı çekiştiriyoruz. Yani fikir konuşsaydık seni işten çıkarmamız gerekirdi. Bak Zaten Allah'tan evet. şanslısın. Allah'tan Evet. fikir konuşmuyoruz. Şey de yapabiliriz bu arada. Lansman partisi Koko Parti. Nefis. İşte Nefis burada değil mi? kredi kartının lansman partisini işte az önce senin fikrine bağlayabiliriz. Tancan abi gebeş belli boştur. Tancan Fedoncu diyorlar gibi Evet. şeyler var. Evet. Güzel. Geçen yılki tipler yatmadı. Güzel. Güzel. Şey nasıl? Coconut diye böyle uzayda geçen bir reklam filmi. Astronot gibi Çok ama iyi. coconut. Çok iyi. Coconut gibi bir yandan da yani işte. Güzel, Bu arada güzel. abi şöyle bir durum var ya, işte 2030'da falan artık Mars'a gidilecek. Sonuçta bir Mars kredisini şimdiden veriyor olmak falan da bir vizyoner duruşumuzu da o anlamda güçlendirebiliriz sanki diye düşünüyorum. Yardım kolisi gönderiyorum diyor Tancan. İçini açıyor, boş. İçini açıyoruz, boş. Ben böyle başlayan bir film izlemiştim. Yardım kolisiyle başlayalım. Yok işte pizzayı Ben hayır, getiriyor. ya erken seçim filmini Kapağı bir açıyor. Aslında pizza yok içinde. Neyse. izledim. Evet. Güzel. Güzel. Evde zeytin kalmamış. Kardeşim kredi çek. Zeytin al Al, yani. zeytin kredisi var.
Aynen. Yalnız bu kredi çok sağlammış diyorsun aldıktan sonra. Böyle bir şey de olabilir. Abi krediden kafam kaşık Valla gibi oldu gibi kredi var neredeyse. ya, zehir zehir. Abi geçen bir kredi çektik. Full içi böyle şeydi. Tohumdu. Full tohumdu Yalnız o kredi. her kredi de aynı kalitede gelmiyor kardeşim. Hollanda'da kredi serbestmiş diyorlar falan gibi Evet, şeyler. böyle şeyler olabilir gerçekten. Gençleri kötüye alıştırmak için seçili tekel bayilerinde yapılan harcamalarda %10 bonus. Güzel fikir bence. Seçili olmaz, hepsinde, hepsinde. Ya işte seçil diyoruz da aslında hepsi. Seçili daha cool. Ya. Arada Evet. şey çok acayip değil mi abi? Herif bizi ajansa kilitledi. Siktirdi Evet gitti abi. yani. Böyle bir şey Ve olabilir mi? hala fikirleri anlatıyor. 10 dakikaya Ayrıca az gelmezse bu önceki arada şey düşer. Ders düşer. hem Çıkar o hem de az gideriz önce demiştim ya Tancan'ın prostat olmadığını düşünüyorum diye galiba. yani. Ya Aksiyonda da böyle. yani ikinci bir seçenek cayır cayır sıçıyor olabilir şu Aa. anda. Evet. Abi kaç kere dedim ajans tuvaletinde sıçılmasın ya. Bütün bak Evet mail abi ya. gruba da mail attım yani tüm ajansa Sosyal mail mesafe attım. böyle bir şey olabilir mi Abi yani? ya sıçacaksa evinizde sıçın sabah. Ajans tuvaletinde işe in abi. Ajans tuvaletinde sıçmak nedir? Ya ben fikir düşünürken orada patır patır. Neyse. Evet bak, bu bağlantıdan da gitmemiz iyi olabilir. Biz sonuçta Bangkok'a şey diyebiliriz. Kredinizi çekin. Ha. Yani bir kere Güzel. de çekin falan. Sist diye böyle. Peki bir uygulama yapsa krediyi bayağı Oh, burnundan geldim. çekebiliyorsa. O da Anladın mı? Bir app enteresan. yapıyoruz abi. Böyle app'e yani böyle ekrana, dokunmatik ekrana böyle burnunla çekerek krediyi çekiyorsun gibi bir şey olabilir. Olabilir. Ben yokken bayağı coşmuşsunuz bravo. Bence bu arada stajyerleri senin arkandan konuşmaya teşvik ettik. Birkaç stajyer var bakarsın yorumlardan. Ha, ben onları kovarım ya. Muhasebe. Sıkıntı değil Aynen, yani. Onlar muhasebeye gönderirsin. Hemen aynen. atladılar. Gerizler ya. Böyle bir şey olabilir mi abi? Gerizler Reklam böyle bir şey ajansının olabilir. ilk kuralıdır Mesela abi, patronun akrabası zaten Tancan Bey gibi bu. şeyler var. Yok liboştur kendisi gebeş bir liboştur falan diyenler var. Tuvalete gidince şey geldi aklıma. Her ajansta tuvaletin üstüne çıkıp sıçan biri olur ya, hep o geliyor aklıma Evet ya. ya, Ayaktan genelde de önce bu onu bir konuşuyordum. kadın olur genelde de. Ya bilmiyorum artık kadın mı erkek mi de. O bir kişi hep vardır yani ve inatla Bizde okuruz it. öyle sıçan bir abla vardı yani. Ya inanılmaz ya. Yani nedendir o hiç Tancan çözüm. sen şey yapmadın değil mi? Bizim fikirleri birilerine anlatmadın. Sadece tuvalete gittin geldin. Ha yok canım. Yok yani telefonu yanıma almamın biriyle konuşma hiç öyle bir şey yok. Tabii. Mobil oyun oynuyorsun galiba sen Tabii ondan. biz yeni bir mobil oyun firması gelecek bir sonraki şeyde. Onun yeni mobil oyunları için brief de Hadi gelmiş. inşallah. Ben dedim ki çok oynarım ben mobil oyun çok. Biz ajansa çok tüketiriz dedim. Bir sonraki Aynen. programda muhtemelen onu da yapacağız. Bir Yani mobil çünkü oyun, geçen bir de sefer de çalışan tüketiriz zaten biz ajansça. çünkü abi geçen sefer de tuvalete diye gitmiştin. Sonra bizim fikirler bizden habersiz onaylanmıştı falan. Aynen, biz başkalarından duyduk sonra. Duyduk. Medyaket'te çıkan ilanda bizim adımız yazılmadı falan gibi şeyler oldu da hani Ya aynı mı o acaba diye. derginin hatası abi. Ben kaç kere söyledim Aynen. onlara. Tabii Künye'de düzeltmediler. kreatif ekip Tancan Fümen sadece. Ki kendisi kreatif değil. Tabii. Muhtemelen o Ekip bir hiç değil tek başına. uyardım ama düzeltmemişler. Ben yine uyarayım onları. Ayıpsınız canım. Olur mu öyle şey? Hep sizin adınız tabii ki Sağ ol alacak Tancan iş. ya, vallahi o kadar Tabii. iyi birisin ki. Tabii Aynen. siz Aynen. bu iş Adı sürekli değişen patronumuza da bizden selam söyle. ya bugün yoksa siz olmasanız bir banka Hindistan cevizi logolu bir bankayı nasıl kurtarabilirdik Evet var? abi, çok iyi. Biz zaten şey diye düşündük sen yokken. Bir de lansman partisi yapıyoruz abi. Koko Parti. Hindistan cevizi dans ediyor değil mi orada? Hindistan cevizleri dans ediyor. İşte Aynen. Bir de aynen kredi kartının lansmanı olduğu için de şeyler herkese birer kredi kartı dağıtıyoruz. Tabii. yakışıklı kaslı bireylerle, güzel bireyler aralarda gezip işte kokonat dağıtıyor. Kokonat suyu dağıtıyor. Yakışıklı kaslı Evet. bireylerle Abi ben cinsiyetçi bir insan değilim. papyon Evet. takmışlar çıplak bedenlerine. Aynen. Okey, güzel o zaman. Yani ben bu brief'i hazırlayayım. Sunumu hazırlayayım. Şey yapayım. Bankaya yollayayım. Bayağı bir topladık yani.
Tabii. Aynen abi. Ağzına sağlık. Gecede saat kaç oldu? Siz pizzalarınızı yiyip kaçın istersiniz? Yarın sabah 8 gibi gelirsiniz yine erkenden. Abi biraz 8, daha 8 geç, geç değil mi abi? Yani. Bence de geç. Geç mi? 7'de mi gelsek acaba? Ne yapsak? Çok iyi abi ya. Valla Kanada saatine göre gelip şeye göre çıkmamız ajanstan. Ama işte Ahmet Bey kızıyor abi sonra. Yani şey Ahmet Bey değil mi? Tabii tabii. Ben tuvaletteyken şirketin devrini yaptık da yeniden. Vergi konusundan dolayı. Ya. Yine devrini yaptık. Çok iyi. Yani zaman her maaşı başka bir şirketten almamız gerçekten muazzam. Tabii. O yüzden aslında gecikmeler oluyor. Yoksa para var da işte vergi sıkıntılarından. Neyse abi şu banka gelirse böyle şeyler yaşamayız artık herhalde. Peki siz hiç şey aldınız mı? Şu an hani ciddi soruyorum. Bazı ajansların zamanında maaşları bayağı zarfla ödediği ve zarfı öderken abi, de patronun abi zarfı yaladığını. O zarfla ödeme de şudur abi zaten. Sana asgariden yatırırlar. Tabii. Bu arada hani çok geçmişe gitmeye gerek, ben son çalıştığım yerde bile zarf alıyordum. Hadi canım. Oha. Zarf alayım şey gibi mi İsmail? Yarışma programlarında şey diyorsun ya, ben evet, bir harf evet alayım. Zarf alayım. Yani bakıyorsun mesela yani tamam mı? Hesabına bakıyorsun. Maaş işi beğenmiyorsun. Zarf alayım. Ay. Ama zarf hep şey, önden ama alıyorsun. Tabii tabii şey iflas da çıkabilir yani zarftan. Tabii tabii zarf boş da çıkabilir. Ya da 5 TL çıkıyor içinden. Böyle. Düğün evet zarfıymış. Ben, bazıları mesela öyle parayı beğenmediğinde ben kukuma gideceğim, kutuma gitmek istiyorum diyorlar. O şekilde yükselenler de var yani ajanslar. İşte yani ne güzel yerler ajanslar. Neyse ki biz size parayı zarfla vermiyoruz. Biz sigortanızı yapıp parayı en azından size hesabınıza evet zarfla yatırıyoruz. Saatin 11'inde şey hala burada mi olmamızın nedeni. Tabii. Şey görseli var ya, çay bedavadır yazıyor tepede. Sonra kazanın üstünde de çay kalmamıştır. Ha onun gibi evet. Yani bizim maaşlarımızın hesaba yatması biraz ona benziyor. Tabii tabii. Hep asgariden ama şeyden ayrı ayrı bir şeyler işte. Çözüyoruz onları. Azami. Güzel, güzel. İyiyiz. O zaman ağzınıza sağlık. Chat teşekkür eyvallah ediyoruz stajyerlerine. Eyvallah. Patrona biz selamlar. Tabii tabii. Ahmet Bey'le ben şey yapacağım onu. Görüşeceğiz. Yine bir saati devirdik. O zaman öpüyorum. Hadi görüşürüz evet bir sonraki Saksı Reklam Ajansı'nda. Hadi bakalım arkadaşlar. Stajyerler yani arada lapinler var. Onlar atlamasın. Aynen. Siz yani ama şey yani biz çıkıyoruz. Siz devam edin. Yarın sabah konuşuruz erkenden fikirleri. Sakın şey yapmayın yani. Hani biz çıkıyoruz diye boşlamayın. Aynen çalışmaya evet devam. Bu arada Coconut Bank'la ilgili yani Bank O ve Coconut logosu maskotuyla ilgili görsel çalışmanız olursa yapmaktan çekinmeyin. Bizi atabilirsiniz. Ya. Bence evet artık öyle bir değil mi? Fan artlara girelim yani. Aynen aynen. Yani aklınıza güzel bir fikir gelirse hiç çekinmeden yapabilirsiniz. Olabildiğince kötü olabilir. Hiç sıkıntı değil. Tabii mümkünse kötü olsun. Aynen. Programda. Yani. Hadi görüşürüz.